Merhaba arkadaşlar. Bir ilaçlama videosuyla geldim. Şunu insektisit olarak kullanıyorum. Unlu bit, böceklenme, bunlara karşı koruma amacıyla ayda bir yapıyorum. Çok da memnunum. Mavi bir renk. Birçoğunuz kullanıyorsunuzdur. 1 litre suya 1 çay kaşığı koyarak kullanıyorum. Şunu ayda bir yine mantarı için koruyorum. Fungusittir bu. Bu da 1 litre suya 0,5 milim olarak koyuyorum. Bunu ziraat mühendisim 1 litre suya 1 milim demişti. Yeterli demişti sukulentler için. Ama maalesef yapraklarında kararmalar yaptı. Lekelenmeler yaptı. Koruma amaçlı kullanıyorum zaten. Sonuçta çok şükür hiç mantarla karşılaşmadım. Onun için dozunu azalttım. Kendisine de bildirdim. 0,5 milim olarak kullanıyorum. Bunun için şöyle bir sprey kabı yeterli. 1 litre içerisine ben arıtıcıdan su doldurdum. İçerisine bir çay kaşığı ekleyeceğim. Sizinle beraber bir ilaçlama yapalım. Tek elle yapmaya çalışacağım. Bu şekilde içerisine koyuyoruz. Tabii ki tek elle bu kadar oluyor. İçine girmeyen dozunu biraz ekliyorum. Dışına kaçanları. İyice çalkalamam gerekiyor. Ve açık alanda ilaçlama yapmam lazım. Ve benim gibi kedisi olanlar da, evcil hayvanları olanların daha dikkatli ilaçlama yapması gerekiyor. Ben ilaçlama yaptığımda kedimi balkona çıkarmıyorum. Her yeri siliyorum. Balkonu yıkıyorum. Önlemlerimi alıyorum. Maskeyle ilaçlama yaparsanız daha korunaklı olur. Bu şekilde iyice çalkalayarak karıştırıyorum. Şimdi uygulamasına geçeceğim. Bu şekilde her tarafını alacak şekilde sıkıyorum. Bütün yapraklarının altına ulaşması gerekiyor. Bu insektisit unlu bite karşı koruyorum şu an. Ayda bir bu ve ayda bir mantar ilacımı yapıyorum. Devam ediyorum. Şimdi çiçekliğimdeki sukulentlerimi ilaçlıyorum. Bu şekilde her tarafına değecek şekilde ilaçlama yapıyorum. Derecemi kaldırayım, üzerine gelmesin. Bugün esintili. Bu nedenle balkon camlarını da açtım. Hemen kuruyacaklardır. Bir yıldır bu ilacı kullanıyorum. Ve çok şükür unlu bitle karşılaşmadım. Unlu bitin bir de olmasındaki en büyük etken kapalı ortamda havasız büyümeleri, iç mekanda bakılması ya da seradan aldığımız bir sukulentin unlu bitli olması. Bu durumda eğer şüpheli gördüğünüz, unlu bit görüyorsanız aldığınız sukulentlerde mutlaka iyice köklerini temizleyerek manuel bir temizleme işlemi yapıyoruz yaprak aralarında. Ve bu ilaçla yapraklarını iyice yıkıyoruz. Köklerine sıkıyoruz, yapraklarına sıkıyoruz. Sonra kendi toprağımıza dikiyoruz. Toprağından tamamen arındırıyoruz. Bu şekilde bir önlem alıyoruz. Bu ise diğer bitkilerimize temas ederse bulaş olabiliyor. Ve bu da çok riskli bir duruma getiriyor. Baş edemeyiz. Bitkisel evde hazırlanabilir yöntemlerle
sadece koruma sağlanabiliyor. Yani bu unlu bit eğer varsa bitkimizde, evde hazırlanan yöntemler, işte zeytinyağı, Arap sabunu, pul biber, bu tür videolar var biliyorsunuz. Bunlar daha çok olmadan önce etkili oluyor. Denedim daha önce, bir kalonşe aldığım kalonşe de vardı. Maalesef ona bitkisel çözümlü yöntemi denedim izlediğim videolarda. Etkili olmadı. Zira ilaç kullandım. O gün almıştım zaten. Yeni başladığım dönemlerde. O günden bugüne kadar zira ilaç kullanıyorum. Zaten yemiyoruz sonuçta. Evet, zirayı bir ilaçtır ama yemiyoruz biz sukulentlerimizi. Yani bu sebze yetiştiriyor olsaydık, zirai yöntemlerle, organik çözümlerle çözüm bulabilirdik. Ama biz çiçek yetiştirdiğimiz için zirai ilaç kullanabiliyoruz. Hiç sukulentlerim kendisinde hiçbir zaman için unlu biti olmadı. Bu koruduğum için diye düşünüyorum. Ziraat mühendisi de bu yöntemi söylemişti. Ayda bir düzenli olarak ilaçladığım için, ayda bir mantar ilacı yaptığım için mantar ve unlu bite karşı korumuş oluyorum. Bir ay olmuştu ilaçlamayalı. Şimdi tekrar yarın yağmur var. Yağmurda sulamayı düşünüyorum. Bugün güneşliyken ve esintiliyken ilaçlamamı yapıyorum. İyice tekrar tekrar üzerlerine gelip her bir yaprak ıslanana kadar devam ediyorum. Eğer sukulent bakıyorsak insektisit ve fungisit ilaçları bulundurmamız gerekiyor. Düzenli olarak kullanmamız gerekiyor. Bu şekilde korumamız gerekiyor. Yoksa hastalandıktan sonra çözümü zor. Unlu bitte çözüm daha kolay. Yaprağını manuel temizliyorsunuz. Kulak pipetiyle, alkolle temizleyebiliyorsunuz. Bu ilaçlarla temizliyorsunuz. Spreyle ilaçlayarak kurtuluyorsunuz. Ama mantar olduktan sonra çok zor o bitkiyi kurtarmak. Özellikle gövdesinde varsa, yapraktaysa yaprağı kopartabiliyoruz ama gövdesindeyse bu çok zor oluyor. Siyahlaştırıyor, direkt çürümeye yol açıyor kökleri. Yani atmaktan başka çözüm olmuyor. Yani kurtarabildiğimiz kısmı kurtarıyoruz. Üst kısmında eğer mantar varsa keserek alt kısmını kurtarabiliriz. Ama mantarda çözüm biraz zor. Bunun için ayda bir ilaçlamak kesinlikle mantıklı. Az önce söylediğim gibi 1 milim koyduğumda 1 litre suya büyük yapraklarda onları aldım ben, görüntüsü güzel olmadığı için kopartarak bebek oluşturması için toprak üzerine yatırdım o yaprakları. Siyahlaşmalar oldu. Bu mantar ilaçlarında lekelenmeler ve siyahlaşmalar çok fazla oluyor maalesef. Onun için 0,5 milim kullanıyorum. Şu an tamamıyla unlu bite karşı korumuş olduk. Bu suların üzerinde kalmaması gerekiyor arkadaşlar. Sular üzerinde kaldığında çürüyebiliyor. Yazın su üzerinde kaldığında, sulamadan sonra da bunu anlatacağım size. Yazında suladık, yaz kış suladığımızda göbek kısmında su kaldığı zaman çürümeler yol açıyor. Yazın mercek görevi görüyor bu biriken sular ve inanılmaz derecede güneşin keskin bir etkisiyle de yanmalar, çürümeler olabiliyor. Yani ıslak kalmaması lazım. Esintili yerde kurutmak lazım. Bazen büyük şunlarda ya peçete ile kurulayabilirsiniz. Peçeteyle dokundurduğunuzu alıyor ya da ben pipetle üflüyorum. Çok fazla bahçem olmuş olsaydı muhtemelen şu hava püskürtücü cihazlar var. Onlardan alıp edinirdim. Yurt dışındaki birçok sukulent bakımlarında da bu cihaz tanıtılıyor, gösteriliyor. Yani göbek kısımlarında su kalmaması gerekiyor. Sukulentler çok nemli ortamda kalmayı sevmiyorlar.
kuru ortamı seviyorlar. Bu şekilde ilaçlayacağım. Şimdi balkonumdaki diğer sukulentleri tamamını ilaçlamaya devam edeceğim. Her tarafına değdiğine emin olmak istiyorum. Saksıları çevirerek devam edeceğim. Arka taraflarında almadıysa eğer diye. Ve sonra bu esintili ortamda kurumasını sağlayacağım. Biraz kurudular. Yaprakları hafif yumuşamaya başladı. Onları zamanla yarın yağmur gösteriyor. Muhtemelen yarın sulayacağım. İşte kontrollü sulamak gerekiyor. Kontrollü yağmurda tutmak lazım. Yağmur yağdığı sürece hiçbir şekilde zarar vermiyor. Ama bu 3 gün, 4 gün, 5 gün sürdüğü zaman tabii ki zarar veriyor. Onun için toprak sürekli ıslak kaldığı için köklerde zarar görebiliyor. Mantar oluşabiliyor, kök çürümesi oluşabiliyor. Bunu hava durumunu takip ederek sulamayı, ilaçlamayı yapmamız gerekiyor. İlaçlamada aktaracaklarım bu kadar. Bir ay boyunca bu ilaçlama ona yetecektir. Böceklenme hiçbir şekilde olmuyor. Hazırladığımız sukulent toprağında sterildir birçoğu zaten içine kattıklarımız. Bu nedenle hiçbir şekilde böcekleme olmuyor, sineklenme olmuyor. Onun için herhangi bir sinek ya da böcek olayı görmedim çok şükür. Unlu bitte de bu şekilde karşılaşmadım. Bugün anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Diğer sukulentlerimi ilaçlamaya devam edeceğim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.